Evet arkadaşlar, sayfamıza hoş geldiniz. Şu anda evde ev yapımı yumuşatıcı yapmak istiyoruz doğal açıdan. Kimyasallara alerjisi olan kişiler için bu mükemmel bir yumuşatıcı. Ayrıca gerektiği kadar da ucuz maliyetli. Bunları için malzemelerimiz 10 su bardağı su olacak, 1 litre beyaz sirkemiz olacak. 2,5 su bardağı karbonatımız olacak. Tabii biz bunu şu an için fazla yaptığımız için aldığımız ölçüler biraz fazla. İstediğiniz, yapmak istediğiniz ölçülerde kendi suyunuzu ve diğer malzemelerinizi kendiniz ayarlayacaksınız. Ayrıca en son katmamız gereken şey doğal esanslar. Bu doğal esansları en son katacağız karışımımıza. En az 10 damla olması gerekiyor. Fakat siz ne kadar daha çok kokmasını istiyorsanız o kadar daha çok dökebilirsiniz. Şimdi malzememizin, doğal yumuşatıcımızın yapımına geçelim. Evvela 10 su bardağı bizim daha önceden hazırladığımız suyumuzu, doğal suyumuzu, normal doğal suyumuzu kavanozda boşaltıyoruz. Ondan sonra 10 su bardağı suya eşit gelebilecek, bir de tam onun yarısı kadar olabilecek bir sirkemizi, beyaz sirkemizi marketlerden alıyoruz. Karbonatımız da aynı zamanda marketlerde bulunmaktadır. Onu da aynı anda boşaltıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz arkadaşlar? Dediğim gibi kimyasal maddelere alerjisi olan kişiler için daha sağlıklı, daha doğal, daha ucuz, daha etkin aynı zamanda. Sirkenizi de boşaltın. Şimdi arkadaşlar diğer aşamamız karbonatımızı kademeli olarak yavaş yavaş boşaltacağız. Boşaltırken de karbonatımızın kendisini yok edene kadar içinde, yani kendisini yedirene kadar kademeli bir şekilde doldurup çevirmeye başlayacağız suyumuzu. Her boşalttığımızda köpürdüğünü göreceksiniz karbonatın. O köpürük görüntüsü sudan gidene kadar, kendini kaybedene kadar çevireceğiz sürekli. Yaparken biraz emek alıyor. Ama doğal bir şekilde evde yumuşatıcınızı yapacaksınız. İçiniz rahat, rahat kullanacaksınız. Acaba diğer kimyasallar içerisinde ne var ne yok diye düşünmeyeceksiniz. Tekrar katıyoruz birazcık da. Belki duyuyorsunuz sesini. Bir fışırtı geliyor. Aynı zamanda onunla birlikte köpük çıkıyor karnatta. Her köpürme ve ses gittikten sonra karbonatın kaybolduğunu iyice hissettikten sonra suda biraz daha karbonat ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu karışımı hızlandırmak için evde tabii ki mikser de kullanabilirsiniz. Az miktarlarda yapmak isterseniz, evde az az kullanım diye düşünürseniz miktarları siz kendiniz ayarlayacaksınız. Suyun miktarını, efendim söyleyeyim, sirkenin miktarını ve karbonatın. Kokuda bir sıkıntı yok. Zaten esans kokusunu dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Doğal esans kokusu olduktan sonra hiçbir zarar olmayacaktır inşallah.
Biz un su bardağıyla birlikte 1 litre beyaz sirke kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim 2,5 su bardağı da karbonat kullanıyoruz. Ölçümüz zaten buna denk geldiği için baştan fazla yapıyoruz ki ileriki günlerde tekrar yapma sıkıntısı çekmeyelim. Bunu yaptıktan sonra bir kenarda bekleteceğiz. İhtiyacımız oldukça kullanacağız. Uygun da bir kap bulursanız kendisini boşaltırsanız onu. Yaptığınız yumuşatıcıyı. Daha isabetli olur diye düşünüyorum. Bunu çevrenizdeki komşularınıza, tanıdıklarınıza, akrabalarınıza, kardeş bildiğiniz herkese söyleyebilirsiniz. Bunu tarifini verebilirsiniz arkadaşlar. Zaten tarifi sayfamızda bulunmakta. Gerçekten tamamen doğal. Hiçbir kimyasal içermeyen, içinizin rahat olabileceği bir şekilde, gönül rahatlığıyla evde, çamaşırlarınızda kullanabileceğiniz bir yumuşatıcı yapıyorsunuz. Tabii ki şunu da söyleyebilirsiniz, şunu da düşünebilirsiniz. Hazır almak varken neden evde yapalım diye düşünebilirsiniz. Size tavsiyemiz evvela dışarıda satılanlarda içerik olarak neler bulunmakta, neler bulunmakta bunu bir iyice araştırın. Ondan sonra evde neden yapma ihtiyacını hissettiğinizde siz karar vermiş olacaksınız zaten. Zaten yapmakta fazla bir zaman almayacaktır. Bir defa yapacaksınız. Yüksek ölçülerde yapacaksınız. Yaptığınız yumuşatıcıyı uygun gördüğünüz bir kaba alacaksınız. Her çamaşır yıkadığınızda her zamanki yumuşatıcı koyduğunuz yerde daha önce ne kadar koyuyordunuz o kadar koyacaksınız. Ne fazla ne az. Aynı ölçüde. Evdeki yapmış olduğunuz bu doğal karışımı kullanacaksınız inşallah. Ve emin olun çok memnun kalacaksınız. Ve şiddetle tavsiye ediyorum. Yani. Amacımız neydi? Amacımız kullandığım yumuşatıcının içerisindeki kimyasallar nelerdir? Acaba şunun zararı var mıdır, bunun zararı var mıdır diye düşünmeyeceksiniz. Kendi evdeki yapmış olduğunuz yumuşatıcıyı gönül rahatlığıyla kullanacaksınız. Özellikle kimlere tavsiye ediyoruz? Özellikle kimyasallara karşı alerjisi olan kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Olur ya şimdi dışarıda almış olduğu yumuşatıcıdan dolayı teninde bir alerjik durum oluşabilir. O yüzden kesinlikle olmazsa olmazımız evde. İnşallah. Ve dolayısıyla şu anda suyumuz katkı yapmış olduğumuz karbonata döndükçe o kabarma zaten kesiliyor. Karıştırdıkça da emmiş oluyor kendisine.
En son malzememiz, daha önce de başta da söylediğimiz gibi, doğal bir esans. Sevdiğiniz bir çiçek esansı olabilir, bir meyve esansı olabilir. Herhangi bir doğal bir esans kullanacaksınız. Onun koku ölçüsünü siz ayarlayacaksınız artık. En az 10 damla olmak şartıyla. Kokunun dozajının yüksekliğini siz ayarlayacaksınız. Daha fazla kokmasını, daha hoş kokmasını isterseniz. Yani koku sıkıntısında bir problem yaşamak istemezseniz. Onu az veya çok şekilde siz ayarlayacaksınız. Ama mis gibi buram buram koksun isterseniz. Daha fazla kullanacaksınız kokunuzu. Kokuları marketten alabilirsiniz, doğal kokuları. Aktarlardan alabilirsiniz, özellikle aktarları tavsiye ederim. Bitirdik. Bayağı bir karıştıralım tekrar. İyice yedirene kadar. Ölçüyü fazla aldığınız için bizimki biraz uzun sürebiliyor. Sizin ölçüleriniz küçük ölçekli olursa bu kadar uzun sürmeyecektir. Ama başta dedim tabii ki ölçüyü fazla kullanıyoruz. Çünkü ileride bize her zaman lazım olacaktır. Dolayısıyla uygun gördüğünüz kabonları boşaltacağız. Her çamaşır yıkamamız arkadaşlar. Çok kıymetliler. Onları yumuşatıcı bölümüne, daha önceden kullandığımız ölçüyü hiç kaçırmadan, ne fazlası ne azı, yani diğer kimyasallarda daha önceki kullandığımız ölçünün ta kendisi olacak. Yumuşatıcı bölümünü onu dökeceğiz. Ondan sonra makinemizde kullanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu karışımımızda eğer çok az bir ölçü yapmak istiyorsanız, bunun en az ölçü miktarı 2 su bardağı su alacaksınız. Efendime söyleyeyim, bir beyaz, bir bardak beyaz sirke, yarım çay bardağı da karbonat kullanacaksınız. Dolayısıyla başta da söylediğim gibi doğal esansını da siz ayarlayacaksınız. Ama bu en az karışımdan kesinlikle en az 10 damla olması lazım ki koksun. Tabii onun miktarını ayarlamak yine de size kalmış. Fazla koksun isterseniz fazla damla kullanırsınız esansınızda. Evet arkadaşlar, bizim karbonatımız şu anda içinde iyice eridi. Şimdi esansımızı ekleyeceğiz. Bizim esansımızı biz okyanus kokusu tercih ettik. Harika, mis gibi. Muhteşem. Dört arkadaşlar. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu ölçü en az olması gereken. Tabi biz miktarı yüksek tuttuğumuz için ben bunu komple boşaltacağım. Çünkü tamamen koksun istiyorum. Oh. Her zamanki bir iş kazası olabiliyor. Evet. Tekrar esansımızı da güzelce karıştırıyoruz.
ve okyanus kokumuzda iyice karbonatla, içindeki karbonat sirke ve su ile birlikte eşleşsin. İnanın şu anda muhteşem bir koku var. Çok harika bir koku. Okyanus kokusu. Bunu başka da dedik arkadaşlar. Kokunuzu doğal çiçek kokusu, esansı, meyve esansı, efendim diğer esans çeşitlerini kullanabilirsiniz. Doğal olduktan sonra, kimyasal olmaktan sonra hiçbir sıkıntısı yok. Amacımız zaten burada diğer kimyasal yapılmış yumuşatıcılardan tamamen kendimizi arındırmak. Bizim karışımımız bitti arkadaşlar. Bizim yumuşatıcımız şu anda hazır. Bunu biraz kenara alıp bekleteceğiz. Biraz beklettikten sonra, aşağı yukarı yarım saat falan beklettikten sonra daha sonra kabımızı alacağız. Ve karışımımız hazır duruma gelmiş olacak. Sizlere de şimdiden yapacağınız karışımda başarılar diliyorum. Doğal bir karışım kullanmış olacaksınız. Doğal bir yumuşatıcı kullanmış olacaksınız. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Şimdiden iyi kullanmalar diyeyim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.